Tek bir boyutuyla 6 milyon kişiyi ilgilendiren bir yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yavaş yavaş genel kurula geliyor. Ekonomik ve sosyal destek paketi diyebiliriz buna ama bir torba yasa. 25. madde ilgili komisyonda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemelerle devlet 7 milyar lirayı aşkın vergiden de vazgeçecek. Onların arasında Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının faizi, çalışanların yemek masrafları ve doğal gaz yardımı karşılığında gelir vergisi alınmaması da yer alıyor. Milyonların gözü kulağı mecliste. Merakla beklenen torba yasada ilk mesai tamamlandı. 25 madde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle pek çok alanda vatandaşa ekonomik destek sağlanacak. Bu nedenle devlet 17 milyar lirayı aşkın vergiden vazgeçmiş olacak. Onlardan biri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik. Bundan böyle öğrenim kredisi alanlar faiz ödemeyecek, sadece ana parayı iade edecek. Kabul edilen maddeler arasında tıp öğrencilerine intern eğitiminde aylık ücret ödenmesi de var. Tıp fakültelerinde 6. yılına geçen öğrencilere asgari ücret kadar ödeme yapılacak. Diş hekimliği fakültelerinde ise bu düzenlemeden 5. yılına geçen öğrenciler yararlanabilecek. Bu tutardan vergi kesilmeyecek. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere yapılan yardımlarda da değişikliğe gidiliyor. Söz konusu kişilere yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar nedeniyle ortaya çıkan ceza ve faizler silinecek. İlgililer hakkında adli, idari ya da icra takibatı yapılmayacak. Düzenlemeyle gelen bir diğer dikkat çeken konu da işverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi. 51 liraya kadar olan kısım vergiden muaf olacak. Normalde 26 gün çalışana 1326 lira ödeniyor. Bu tutardan 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bu da yıllık 15.912 liranın 3182 lirasının vergiye gitmesi demek. 5 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında vazgeçilen tutar 15 milyar 900 milyon lira. Düzenlemeyle işverenin çalışana yaptığı doğalgaz, elektrik ve ısınma yardımları da vergiden muaf tutulacak. 1000 lirayı aşmaması gereken tutar için geçerlilik tarihi 2023 yılı Haziran ayı sonu olacak. 1 milyon çalışan üzerinden hesaplandığında 6 aylık vergi maliyeti 1 milyar 200 milyon lirayı bulacak. Torba teklifte süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılan kur korumalı mevduat da yer alıyor. Uygulamanın vergi maliyeti 18 milyar 800 milyon lirayı buldu. Bu tutarda feragat edilenler arasında. Teklifin görüşmelerine ise 17 Ekim Pazartesi günü devam edilecek. Gazeteci Murat Kerkitlioğlu TV100.com'daki yazısında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini eleştirdi. CHP liderinin Amerika'ya en son gittiği tarihe dikkat çekti. TV100.com yazarı gazeteci Murat Kerkitlioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisini yazdı. Nereden çıktı bu ziyaret dedi. Siyasi literatür, bir siyasi parti genel başkanı seçimlere az bir süre kala ABD'ye giderse bu durum icazet almaya mı gitti şeklinde yorumlarla doldurulur. Bu nedenle de siyasiler buna hassasiyet gösterir. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilinen temaslarına baktığımızda durumun pek de öyle olmadığı görünüyor. Çünkü kamuoyunun bilmediği temaslarda olabilir. Kemal Bey öyle bir zamanda ABD'ye gitti ki insan kuşku duymadan edemiyor. Kemal Bey'in bundan önceki son ABD ziyareti 2013 Aralık'ın ilk haftası. FETÖ militanlarının imza attığı 17-25 Aralık sivil darbe girişiminden sadece bir hafta önce. Türkiye'de helalleşecek bu kadar konu ve insan varken Kemal Bey'in apar topar ABD'ye gitmesi o yüzden bu kadar tartışılıyor. Yurt dışına gitmeye pek de hevesli olmayan, çok şahit olmadığımız Kemal Bey'in ABD ziyareti bu nedenle hoş karşılanmıyor.